İmam Hatibi Abdurrahim Güzelkara hocamız yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tilavet edecekler ve akabinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu osmişini Ahmet Sami Küçük hocamız Gülbank duasını icra edecekler. Kıymetli hocam lütfen buyurunuz. Şanlı tarihimizi altın harflerle yazan ecdadımızı, kahraman askerlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor. Her birini Konya programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, bu özel gün vesilesiyle Konya'mızın renkleri daha ünlü olan Konya'mız, aradan asırlar geçmesine rağmen bu vasfını halen üzerinde taşımaya devam ediyor. Saygıdeğer konuklarımız, 1097 yılında başşehir olan Konya'mız, kadim medeniyetimizin inkişafına yön veren en önemli şehirlerin başında gelmiştir. Anadolu'nun kültürel ve siyasi şekillenmesinde kritik rol oynayan Konya, Selçuklu'nun kendine özgü mimarisiyle ihtişamlı bir şehriye bürünmüş, ilim ve irfan dünyamız Konya'da gelişmiş, sanatta, kültürde, ticarette ve birçok alanda bu topraklar benzersiz kazanımlara kavuşmuştur. Tüm bunların yanında Mevlana Celaleddin Rumi'nin hikmetli düşünceleriyle Sultan Alaaddin Keykubat'ın bilge yönetimiyle tanışan Konya'mız, Şems-i Tebriz'i, Sadreddin-i Konevi, Yunus Emre, Ahi Evran gibi daha nice münevver şahsiyetlerin bıraktığı izlerle benzeri olmayan bir şehir statüsüne kavuşmuştur. Konya denince ilmin, irfanın, hikmetin bir cazibe merkezi aklımıza gelen bir şehir. Keza fetihler, değişik toprakların vatan kılınması sadece maddi, fiziksel olarak o toprakların alınması değil, biraz önce de ifade edildi. Gerçekten insanların aklına, fikrine, vicdanına, izanına hitap edecek deruni bir ilim, bir medeniyet bu sistemleri, hükümetleri daha sürdürülebilir, daha nesilden nesile aktarmış oluyor. Yani devletlerin, hükümetlerin meşruiyet kazanması, insanların aklında, kalbinde makes bulması, nesilden nesile aktarılması, belki de devri değişip başka devletler kurulduktan sonra da hayırla yad edilmesinin en önemli özelliği insanların dediğim gibi vicdanında bırakmış olduğu tesirdir. Bu yönüyle Konya'mızda ecdadımızın Selçuklu'nun ilimle, irfanla, sanatla, zerafetle bu kadar hemhal olması, derinleşmesi bütün nesiller üzerinde, tarih üzerinde çok müessir bir fonksiyon ifade ettiğini ben de ifade etmek istiyorum. Niye Konya yine merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın ifadesiyle çadırın orta direği? Orta direği şehirlerden bir tanesi. Konya, Selçukluların en ihtişamlı dönemlerinin yaşandığı şehir. Konya, Osmanlı'ya giden ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun, yolların açıldığı şehir. اَلَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بسم الله الرحمن الرحيم ve mençuk rayeti saltanat-ı işan ra. Ve negave-i mefahir-i mahlukat, muktedai rusul ve enbiyat,